Teknolojide zirveyi temsil edici projelerine aralıksız şekilde devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin TCG Anadolu gemisine konuşlandırmak için geliştirdiği katlanır kanatlı Bayraktar TB3, Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen kopyalandı ve çalındı. Amerika'nın ünlü SİHA üreticisi General Atomics yeni konseptinde Bayraktar TB3'ü birebir kopyaladı. Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiler tüm dünyada teknolojiyi şekillendirmeye ve dünyada savunma sanayinde yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Ülkemizin TCG Anadolu gemisinin güvertesine konuşlandırmak için geliştirdiği ve katlanır kanatları vasıtasıyla geminin hangarlarında çok daha fazla adet taşınabilme özelliğine sahip olan Bayraktar TB3, Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen kopyalandı. ABD ordusunun saldırı ve istihbarat toplamak için kullandığı MQ-9 Reaper'ı tasarlayan teknoloji şirketi General Atomics yeni SİHA'sını tanıttı. SİHA konseptinin Bayraktar TB3 ile birebir aynı olması ve katlanır kanat yapısını birebir kopyalaması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve Amerika Türkleri kopyalamaya başladı yorumları yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği Bayraktar TB3'ün en önemli özelliği katlanır kanatlı olması. Bu sayede geminin güvertesinde ve hangarlarında daha yüksek adette taşınabilen Bayraktar TB3 ayrıca çok daha güvenli bir uçuş sağlayabilmek için pek çok özelliğe sahip. Mevcut Bayraktar TB2'ye göre çok daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesiyle donatılan Bayraktar TB3 SİHA bu sene ilk uçuşunu yapıp envantere girmeye hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekten ilgi çekici bir hamle geldi. Amerikalı firma Bayraktar TB3'ü neredeyse birebir kopyaladı. Konseptin çalınması sonrası sosyal medyada ortalık ayağa kalkarken Amerika Türkiye'yi kopyalamaya başladı yorumları tüm dünyada yapılmaya başlandı. Peki, Bayraktar TB3 neden bu kadar önemli ve Bayraktar TB3 neden Amerika Birleşik Devletleri tarafından kopyalanıyor? Öncelikli olarak bu SİHA sahip olduğu üstün özellikler ve kabiliyetlerle eşsiz ve benzersiz kabiliyetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmaya hazırlanıyor. TCG Anadolu gemisinde onlarcası görev yapacak olan Bayraktar TB3'lerle TCG Anadolu gemisi inanılmaz bir hava gücüne kavuşacak ve gökyüzünde uçacak olan onlarca SİHA'yla düşman kuvvetlerinin üzerine havadan taarruz kabiliyeti katlanarak arttırılacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlandı ve bu özellikleriyle hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Görüş hattı içi haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3 bu sayede çok daha uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. 14 metre kanat açıklığına, 8.35 metre uzunluğa, 2.6 metre yüksekliğe, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 125 knot seyir hızı, 160 knot maksimum sürate, 280 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 24 saatten fazla havada kalış kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3'ü gören Amerika Birleşik Devletleri, uçak gemilerinde insansız hava aracı kullanımına yönelik yeni geliştirdiği modelinde Bayraktar TB3'ü neredeyse birebir kopyaladı. Katlanabilir kanat yapısı sayesinde çok daha uzun kanatlara kavuşturulabilen silahlı insansız hava araçları böylece standart versiyonlara göre çok daha fazla faydalı yük taşıyabiliyor. Bu da insansız hava aracının tek bir sortide daha fazla sayıda mühimmat ya da daha öldürücü, daha fazla harp başlığına sahip mühimmatları taşıyabilmesi anlamına geliyor. Türk donanmasının amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu, dünyada SİHA gemisi unvanına sahip olan ilk gemi olacak.
Bildiğiniz üzere Türkiye, TCG Anadolu'yu aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alımı planlanan F-35'in dikey iniş kalkış versiyonu olan F-35B'lere göre tasarlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin türlü bahanelerle ve özellikle S-400 bahanesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni F-35 projesinden zorla çıkartmasının ardından bu proje değişikliğe uğradı ve TCG Anadolu gemisi bir SİHA gemisine dönüştürüldü. Bu kapsamda SİHA'ların iniş kalkışını kolaylaştıracak bazı mekanizmaların eklendiği TCG Anadolu gemisine ayrıca Bayraktar Kızıl Elma, Bayraktar DİHA ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in de iniş kalkış yapabileceği açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti TCG Anadolu gemisini bu bölgede bir güç unsuru olarak kullanmanın yanı sıra okyanus ötelerinde operasyon icra etme kabiliyetine sahip olan bu platformla ciddi bir kuvvet aktarma kabiliyetine de kavuşacak. Yani bundan sonra Türk düşmanı devletler kendilerini ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar güvende hissedemeyecekler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri sıkıntılı gördüğü noktalara nasıl uçak gemilerini gönderebiliyorsa biz de TCG Anadolu ve buna benzer üreteceğimiz gemileri sıkıntılı bölgelere gönderebileceğiz, kuvvet aktarımı yapabileceğiz ve gerektiğinde gözdağı verebileceğiz. Yüzlerce SİHA'ya ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olan TCG Anadolu'da kaç adet SİHA'nın konuşlandırılacağı konusundaysa resmi kanallardan 50 ila 110 adet arasında insansız hava aracının bu dev gemiye konuşlandırılabileceğine dair açıklamalar gelmişti. Nihai kararın ne olduğunu bilmiyoruz ancak TCG Anadolu'da ciddi manada bir SİHA kabiliyeti olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin jet motorlu ilk savaş uçağı Hürjet'in de TCG Anadolu gemisine iniş kalkış kabiliyetini kazanması ve deniz kuvvetleri versiyonunun envantere girmesiyle birlikte TCG Anadolu adeta bir uçak gemisi gibi vazife üstlenebilecek ve Türkiye'nin mavi vatanını koruma konusunda en güçlü kuvvet çarpanlarından birisi olarak mavi vatanımızın muhafazasında görev alacak. Teknolojide lider olduğunu iddia eden Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin ise Türkiye'nin SİHA teknolojilerini kopyalamaya çalışması aslında ne kadar aciz durumda olduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği teknolojilere ne kadar muhtaç olduklarını da bir kez daha gözler önüne sermekte diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.